Merhaba arkadaşlar. Ben yaklaşık 14 senedir San Francisco'da yaşıyorum. TED'den konuşma için davetiye alınca memnuniyetle kabul ettim. Ali Bey'in de dediği gibi TED'in benden bir ricası oldu. Konuşmayı Türkçe yapar mısınız dedi. Ben de tamam dedim ama hayatımda ilk defa bir organizasyonda Türkçe konuşma yapacaktım. TED'in de konsepti reset olduğu için ben de dedim ki kendime de bir reset çekeyim bugün ve konuşmamı Türkçe yapayım. Bugün size milyon dolarlık bir yolculuğun hikayesini anlatacağım. Hikaye dediğime bakmayın, anlatacaklarımın hepsi gerçek, yaşanmış olaylar. Bir sonraki slayda geçebilir miyiz? Bir komando... Komando. Her şey bu sihirli odada başladı. Sihirli oda aslında çok da sihirli oda değil. Ben bu odayı normalde mağara olarak, kendi mağaram olarak isimlendirdim. Bunun nedeni de odaya bakarsanız yaklaşık 15 metrekarelik bir alan. Ve bu 15 metrekarenin büyük bir çoğunu da ortadaki çelik masa kaplıyor. Benim büyük bir ihtimalle orada 2-3 metrekarelik bir yürüme alanım vardı odanın içerisinde. Tamamen zeminin 3 kat altında. Hiçbir pencere, cam, ışık yok. Odanın etrafı da ses geçirmez malzemeyle kaplanmış ki ses de geçirmesin. Daha da kötüsü, Amerikalıların ilginç bir yaklaşımı var. Odanın kapısı tahta gibi gözüküyor. Fakat içerisi kurşun. Bir tonluk bir kapıdan bahsediyoruz. Ve bu kapı da ses geçirmiyor ve çok ağır bir kapıydı. Böyle bir odadan bahsediyoruz. Biz bu odada yapmaya çalıştığımız iki işgüzar kafa kafaya verdik. Sol tarafta Stephen Chu. Nobel ödüllü bir fizikçi, aynı zamanda şu an Amerika Enerji Bakanı, sağ tarafta da ben. Yalnız biraz dengesiz oldu burası. Yani sol tarafta bir ağır siklet şampiyonu, sağ tarafta 50 kiloluk bir çubuk. Şimdi Steve ile ben yaklaşık 2007 yılında tanıştım. Steve beni odasına davet etti, benimle çalışmak istediğini söyledi. Tabii çok heyecanlandım. Bir gün gittim odasına. Başladık bilimsel projelerden konuşmaya, beraber neler yapabileceğimizden konuşmaya. Ve odadan çıkarken, tamam Veysel ben seninle çalışmak istiyorum dedi. Çok keyifli bir sohbetin sonunda başladık beraber yürümeye. Beni kapıya kadar geçirdi. Kapıda çok ilginç, sihirli bir dokunuşla bana şöyle bir cümle söyledi. Veysel, senden öğrenecek çok şeyim var. Şaşırdım. Stephen Chu benden ne öğrenecek diye merak ettim. Anladım ki adam söylediğinde gerçekten samimiymiş. Yaklaşık bunu anlamam 5 yılımı aldı. 5 yıl sonunda adamın o gün söylediği bir cümle bir anda aslında beni kendi seviyesine çekmişti. Artık onunla beraber oturup aynı dili konuşuyoruz, aynı seviyede projeler üretiyoruz, aynı seviyede çalışmalar, bilimsel çalışmalar üretiyorduk. Hedefimiz bu odada bir ışık mikroskobu yapmak. Çok basit gibi geliyor kulağa. Fakat bu ışık mikroskobunun bir özelliği olması lazım. Bu özellik de şu. Elektron mikroskobu kalitesinde görüntü alacak bir ışık mikroskobundan bahsediyoruz. Yani metrenin milyarda biri. Nanometre seviyesinde görüntü alacak. Fakat elektron mikroskobu gibi canlı organizmaları hiç bozmayacak. Normal bildiğimiz şu beyaz ışık gibi bildiğimiz ışık kullanacağız. Böylelikle buradaki amacımız da şuydu. Ortada gördüğünüz kolera mikrobu. İnsanları kırıp geçiren salgın hastalıkları neden olan bir bakteri türü. Bu mikroplar insan vücuduna girdiklerinde aynı bizim gibi, insanlar gibi evler yapıyorlar. Evlerin etrafını çevirip şehirler oluşturuyorlar. Şehirlerin etrafını şu kırmızı gördüğünüz renkli yapılarla çevirerek bildiğimiz kaleler oluşturuyorlar. Ve yeşilden gördüğünüz şeyler de birbirleri arasında haberleştikleri yollar. Bildiğimiz gibi mikrop şehirler vücudumuzun içerisinde yaşıyorlar. Bunların en büyük özelliği bizim savaşçı hücrelerimiz bu kaleleri aşamadıkları için mikropları öldüremiyorlar. Daha da kötüsü antibiyotik gibi ilaçlar dahi onlara dahi bu kaleler sayesinde bin kat daha dirençli oldukları için antibiyotikler de bir işe yaramıyor. Bunlar vücudumuza bir girdiklerinde istilaya başladıklarında 15-20 bazen ömür boyu vücudumuzda kalıyorlar. O yüzden kronik hastalıkların sebebi de bunlar. Biz ışık mikroskobuyla bunlar bu evleri, yapıları, şehirleri, yolları nasıl yaptığını anlamak için bir ışık mikroskobu yapacağız ve bunu canlı olarak görüntüleyeceğiz. Hedefimiz buydu. Yaklaşık
4 yıl boyunca bu odada çalışma yürüttük Steve'le beraber. Ve 4 yılın sonunda bu mikroskobu kurmayı başardık. Fakat dediğim gibi mağara gibi bir oda. İnsanın gerçekten canı çok sıkılıyor. Büyük zaman, yani vaktimin çoğu sabah 9'dan bazen akşam 1, 2, gece yarısına kadar bu odada geçiyordu. 4 yılın sonunda artık canım iyiden iyiye sıkılmaya başlamıştı. Ve bir anda 4 yılın sonunda bir gün deney yaparken mikroskobun başında canım o kadar sıkılmıştı ki ya şu binanın içinde yüzlerce bilim adamı var, binlerce insan yaşıyor, çok büyük bir bina Kaliforniya'da. Şu binanın önünde bildiğimiz bir duvar olsa da insanlar bu duvara oturdukları yerden yazabilseler, aslında bir sanal duvar hayal ediyordum. Çok basit bir fikir, herkesin anlayacağı bir fikir. Bildiğimiz fiziksel duvar gibi davranan bir sanal duvar, oturduğun yerden o duvara yazı yazabileceksin. Diğer insanlar da yazabileceği için bu ortak kullanıma açık bir board olarak düşünebilirsiniz bu sanal duvarları. Şöyle bir irkildim, ayağa kalktım. Dedim ya bu çok ilginç bir fikre benziyor. Hemen şunu bir arkadaşlarımla paylaşayım. Hemen yanında gördüğünüz bilgisayar, zaten 3 metrekarelik bir alanım var. Yan taraftaki bilgisayarımın başına oturdum. Yaklaşık 2-3 dakika içerisinde bir e-mail attım arkadaşlarıma. Ve ardı ardına cevaplar gelmeye başladı. Veysel bu çok güzel fikir. İşte bunu şöyle de kullanabiliriz, böyle de kullanabiliriz vesaire gibi değişik kullanım şekilleri gelmeye başladı. İnsanların en çok sorduğu sorulardan birisi, benim aklıma bir sürü fikir geliyor. Bunlardan hangisini yapacağım? Çünkü arkadaşlar bir fikre başladığınızda o fikri uygulamak en az 3-5 senenizi alabilir. O yüzden hangi fikre başlayacağınızı çok iyi seçmeniz gerekiyor. Ve fikrinizi arkadaşlara hiçbir zaman etrafınızdaki insanlara anlatmaktan korkmayın. Fikri bulmak başka bir şey, o fikri uygulamak çok daha farklı bir şey. O yüzden etrafınızdaki arkadaşlarla fikrinizi paylaştığınızda, eğer arkadaşlarınızdan yeni kullanım şekilleri sizin aklınıza dahi gelmeyen, alakalı feedbackler geliyorsa, geri dönüşümler geliyorsa, bilin ki çok önemli bir proje üzerine çalışmaya başladınız bile. Canım sıkıldığı için binanın ön tarafında sanal duvar fikri ile başlayan bir proje, birkaç gün içerisinde göreceğiniz gibi üniversitelerde kullanılan, gezi alanlarında kullanılan, konserlerde, stadyumlarda kullanılan, otobüs beklerken, restoranlarda, kafelerde, partilerde, hatta hiking yaparken bile kullanabileceğiniz dünya çapında bir fenomene dönüşebilme ihtimali doğdu. Biz etrafımızdaki insanlarla konuşmaya devam ediyorduk. Sonra bir baktık Andrew Isaac diye Silikon Vadisi'nde bir yatırımcı bizimle telefonla görüşmek istiyor. Bir arkadaştan duymuş. Ben şahsen kendisini tanımıyordum o zamana kadar. Aslında mikroplarla uğraşmaktan da çok yorulmuştum. Böyle çok, yani Berkeley'de bir profesör. Ben zaten profesörlerle 20 yıldır çalışıyorum. Acaba konuşsam mı, konuşmasam mı yorgunluktan derken, olur konuşalım dedim arkadaşa. Cuma akşamı telekonferansa ben de katıldım. Yaklaşık bir 10-15 dakikalık konuşma sonrasında Drew bana ilginç bir teklifle geldi. Veysel dedi, ben ya bugün Berkeley'den Napa Vadisi'ne gideceğim. Napa Vadisi'nde yaşıyorum. Yarın yaklaşık bir saat bir vaktim var öyle vakti. Gelirsen seninle orada yüzde görüşmek isterim. Zaten bir hafta boyunca çalışmaktan yorulmuşum. Yarın cumartesi tek dinlenebileceğim gün. Havada baktım çok güzel, güllük gülistanlık. Acaba dedim gitsem mi gitmesem mi derken, telefonda zaten bunlar birkaç saniye içerisinde olan olaylar. Sonra dedim ki tamam ya Drew, geleyim ben. Yarın Starbucks'ta buluşuruz. Yani Napa'da şarabıyla çok meşhur bir yer. Şarap içmeye falan da gitmiyor. Sadece Starbucks'ta kahve içeceğiz. O yüzden 2 saat yolculuk. Tek yön. 2 saatte geliş, 4 saatlik bir yolculuk. Normalde kabul edilmeyecek bir şey değil aslında. Nereden bilirdim ki $1 milyon bir yolculuğa davetmiş. Sonra biz Starbucks'ta buluştuk Drew'la. Yaklaşık 15-20 dakika konuştuktan sonra tam kalkmadan önce elime bir tane benim 2 sayfalık bir kağıt verdi. Dedi bu anlaşma. Ben bu proje çok hoşuma gitti. Bu projeye yatırım yapmak istiyorum. Tabii dedim olabilir. Bir alalım kağıdı. Biraz cool takılmaya çalışıyorum. İlk defa bir yatırımcıyla görüşüyorum hayatımda. Kağıdı aldım. Kalktık yürürken Veysel dedi dur bir dakika dedi. Başka bir masaya tekrar oturttu beni. Biraz daha konuşalım dedi. Bu sefer başladı yeni use case'ler, yeni kullanım şekilleri anlatmaya projeyle alakalı. Hatta dedi bu akşam dedi Open Table'ın başkanı gelecek. Masao Tejima diye bir Japon birisi. Ona da Volute'ye yatırım yapmayı tavsiye edeceğim dedi. Ben herhalde hikaye falan anlatıyor diyorum kendi işimden. Ondan sonra bir baktık, geri döndüm 2 saatlik yoldan. Akşam üzeri Masao Tejima'dan bir e-mail geldi bana. Veysel şu an San Francisco'da bir oteldeyim.
Yarın seninle öğle yemeği yiyelim mi? Ha dedim, ilginç şeyler olmaya başladı. Şimdi yalnız bir baktım, hemen 1-2 saat sonra yaklaşık 8-10 tane farklı, çok bilinen meşhur insanlardan da e-mailler gelmeye başladı. Silikon Vadisi'deki yatırımcılar karınca milleti gibi. Aralarından bir tanesi duyuyor güzel bir proje, bir bakıyorsun bütün Silikon Vadisi bir gün içerisinde duymuş, hepsi seninle görüşmek istiyor. Tabii bir sürü girişimci bizimle görüşmek istiyor, fakat projenin kendisi elimizde yok. Yani projede bir ürün yok, projenin filmi yok, sadece bir hikayemiz var. Yani benim canım sıkılıyordu laboratuvarın odasının içerisinde. Aklıma bir tane sanal duvar geldi, biz bunu mobil application yapacağız. Ondan sonra milyar dolarları kazanacağız, siz de bize para verin diye bir hikayemiz var. Ya dedik, bu böyle olmayacak, bir sürü insanla konuşacağız ve bu yatırımcıların vakti çok az. Genelde çoğu Skype üzerinden ya da telefon üzerinden 5-10 dakikalık görüşmelerle ilk başta başlıyorlar. Sonra ilgisini çekerse bir sonraki aşamaya geçiyorlar. Ya dedik, bir tane biz kısa film yapalım. Bir arkadaşa bu film görevini verdik. Arkadaş da o gün, işe bakın, Türkiye'ye gideceği tutmuş. Birkaç saat sonra Türkiye'ye gidecek. Ya birkaç saatte film yapılır mı? Oturmuş 3-4 tane çöp adam çizmiş. Scan etmiş, bana göndermiş. Baktım scan kalitesi de inanılmaz berbat. Ya dedim ne yapacağız? Şöyle bir baktım etrafıma, yarın masa ötecimeyle görüşmemiz var. Şöyle bir baktım etrafıma, kim var bu iş yapacak falan. 10 yaşında bir oğlumu gördüm. İsmi Yunus. Dedim çöp adam Yunus'un işi. Yunus gel buraya. Bana dedim 3-5 tane çöp adam çizeceksin. PowerPoint'te scan edeceksin onu. Daha sonra bunu filme çevireceksin, arkasına bir tane de müzik at, kendin de konuş artık kafana göre. 2 saatim var, karşılığında $30. Yunus'un gözleri dört dönmeye başladı. Baktım 2 saat sonra film geldi. Ve biz bu filmle 2 hafta içerisinde arkadaşlar $1 milyon para aldık. Şaka gibi değil mi? Seyredelim mi hep beraber? Certain location you can actually write anything on. It is like a real wall, only digital. All you need is your smartphone to write on any wall of location. Sign with a name or post anonymously. It is all up to you and how you feel. With wallet, you can yani leave bildiğimiz çöp adamlardan çizilmiş tamamen film. Even on the face of Golden Gate Bridge. Yaklaşık 20 saniyesi daha var, bu kadar yani. You can interact with others. Discover the unique spirit of places you are at. Get help. Or simply have fun. Post to the wall at the field of your favorite sports team. My team, SF Giants, is winning. See you in finals, Joe, me friend. Find us on the App Store. Wall Street. Bu arada böyle bir ürün yok. Tamamen uydurma. Aralarında Vice President of HP, Open Table'ın başkanı, şu cipin üzerindeki arkadaş. Storm Ventures, Oric, 10X, Pocket Games'in CEO'su, Aster Data'nın CEO'su gibi bir sürü investor'dan 2 haftada $1 milyon aldık, bankamızda duruyor. Dedik artık düzgün bir şey yapalım. Gördüğünüz gibi yeni Wallet'le alakalı çalışmaları yaptık, ekibimizi kurduk. Birkaç ay içerisinde müthiş bir ürün ürettik ve bunun piyasaya lansmanını yapacağız. Wallet'in doğum günü. Açılış gününde gerçekten değerli misafirlerimiz vardı. Yahoo Başkan Yardımcısı, Schwarz Emesel'in Başkan Yardımcısı, belki Türkiye'de tanınan Süper Online'ın kurucu CEO'su Babür Özden yine ekibimizdeydi. Şu sağ tarafta gördüğünüz ufaklıkta Yunus $1 milyon aldı pastadan. Hem büyük payı da kendisi yiyor doğum gününde. Biz ürünün lansmanını yaptık ve o hafta Reuters, New York Times, Mashable, Wall Street Journal, her yerde Wallet'in haberleri çıktı. Fikir çok beğenildi dünya çapında. Fakat ilginç bir şey oldu. O da ben bir gün ofiste otururken birisi aradı telefonla. Dedi ben Apple Store'un dedi, Apple'dan arıyorum, Apple Store'un müdürüyüm. Ben de herhalde biz açılış yaptık ya, arkadaşlardan biri bize şaka yapıyor. 3-5 dakika konuştuktan sonra farkına vardık ki gerçekten de Apple Store'un direktörüymüş. Ve dedi ki biz sizin application'ınızı, ürününüzü çok beğendik.
Onu dünyada Featured App yapacağız. Ve Wallet o hafta tüm dünyada Apple tarafından 127 ülkede Featured App olarak seçildi. Bu ne demek? Her hafta App Store'a yaklaşık 40 bin tane yeni uygulama gönderiliyor. App Store editörleri aralarından sadece bir düzinesini seçip onları ana sayfasında yayınlıyor. Wallet yaklaşık 3 hafta boyunca bu ana sayfada durdu. Daha sonra Apple bize ikinci güzelliğini yaptı. O da o 12 tane application'ın arasından sadece bir tanesini seçip bunu 1 milyon takipçilerine tweet atıyorlar. Bizi iki kez Apple tweet attı. Müthiş heyecanlıyız. Kendimize bir hedef koymuştuk arkadaşlar. Fakat bu işi daha önce yapmadığımız için, ilk startup'ımız olduğu için nasıl bir hedef koyalım diye baktık şöyle piyasaya. O zamanlar lokasyon tabanlı uygulamalar arasında Foursquare en başarılıysa. 9 ayda 100 bin kişiye ulaşmışlar. Biz de dedik ki tamam onlar yaptıysa biz de yaparız, 9 ayda 100 bine ulaşırız, kafamız rahat. Yaklaşık 2-3 hafta gibi kısa bir sürede arkadaşlar 100 bin kullanıcıya ulaştık. Ve dedik ki hakikaten bu iş güzel gidiyor ama mikropları da unutmadık. Şimdi mikroplar Wallet'e ilham vermişti. O yüzden o senenin yaz ayında yaptığımız çalışmayı Science dergisinde Steve'le beraber yayınladık. Steve'den de özel bir ricamız olmuştu. Bu yayını, bu bilimsel, dünya çapındaki bilimsel çalışmayı acaba bir Türk kanalı aracılığıyla dünyaya duyurabilir miyiz diye rica ettik. Steve de bizi kırmadı. Bu çalışmayı da Türkiye'de duyurmuş olduk. Arkadaşlar, bu olaylar sonucunda şöyle bir dönüp arkaya baktığımda acaba hayatımda kaç tane böyle kırışlık kavşağım oldu diye kendime bir soru sordum. Ve baktım ki belli bir sayısını geçmiyor. Gerçekten çok fazla böyle kritik kavşaklar insanın hayatında karşısına çıkmıyormuş. Ve bu milyon dolarlık yolculuk benim hayatımdaki 5. kritik kavşaktı. Diğer kavşaklar da şunlar. 5 yaşındaydım, 1985, 80 doğumluyum. Okula gitmek istiyorum dedi. Ağlamaya başladım. Babam da kıramayıp beni okula verdi. İlginç. 5 yaşında okula başladım. Herhalde bunlar şey düşündü. Bu çocuk ağlar, okulda başarılı da olamaz. Geri gelir, canı da sıkılır. Biz en iyisi verelim. Baktık ben okulu sevdim, okulda kalmışım. Ondan sonra bütün hayatım boyunca bunun acısını çektim. Çünkü bütün arkadaşlarımdan 2 yaş ufaktım. Yani herkes 1.60'lı, 1.80'likken ben kürdan gibi 1.40'lık, 1.50'lik boyla arkadaşlarımla oynamaya çalışıyordum. İkincisi ise 3. sınıfta başarılı bir öğrenci olacağım dedim. Çok basit bir karardı. Ve baktım o günden sonra bütün hayatım boyunca derslerle alakalı bir problemim kalmadı. Üçüncüsü yine çok ilginç bir hikaye. Ben Virginia Tech'e araştırma yapmak için gidecektim 2000 yılında Boğaziçi Üniversitesi'nde. Baktım bir arkadaşla tanıştım. Veysel sen MIT'ye git dedi. MIT'de bir hocayla konuştuk. Hızlı bir şekilde Virginia'dan bir anda MIT'ye dönmüş oldu hayat hikayesi. Son olarak dördüncüsü de arkadaşlarımı hiç kıramazdım. Hep arkadaşlarıma evet derdim. Evet dediğim bu evetler yüzünden gerçekten yapmak istediğim şeyleri yapamadığım için ilk defa 2003 yılında bütün arkadaşlarıma ilgi duymadığım şeylerden dolayı hayır demeye başladım. Ve ilk defa gerçekten yapmak istediğim şeylere vakit bulmaya başladım. Ki bu 4 yolculuğun sonunda 2011 yılında ancak 5. yolculuğa çıkabildim. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Veysel. Peki, yani senin hikayeni dinlediğim zaman inanılacak gibi değil yani. Hadi biz palavra sıkma falan diyeceğim ama gerçekten oldu. Bir tavsiyen var mı? Var. Arkadaşlar, bir sonraki slide'da aslında bir tavsiyem vardı. Siz acaba kendi milyon dolarlık yolculuğunuza çıkmak için bir çalışma yaptınız mı? Ya da bu zamana kadar sizin hayatınızdaki kritik kavşaklar hangileriydi? Dönüp geriye bunlara baktığınızda belki de hakikaten milyon dolarlık bir yolculuğa başlamışsınızdır. Belki farkında değilsiniz. O yüzden sizin kendi kritik kavşaklarınızı lütfen bizimle paylaşın. Oradan connect etmeye devam edelim. Çok sağ ol Veysel.